Elimizdeki aklınıza gelebilecek her türlü ileri teknoloji uygulamasında nanoyu kullanmak çok büyük avantajlar getiriyor. Mesela işte yakıt pili yapacaksınız. Bunu konvansiyonel malzemeyle yaptığınızda çok malzeme kullanıyorsunuz. Bunu incecik bir tabaka kaplayarak aynı işlevi yaptırıyorsanız çok daha ucuza mal ediyorsunuz. Güneş pili yapacaksanız ince malzemeyle yaptığınızda, yani çok çok ince nano boyutta malzemeyle yaptığınızda mesela bunları rulolar halinde saklayabiliyorsunuz. Çatınız hafifliyor. Her aklınıza gelebilecek her uygulamada mutlaka nano mühendislik alternatifleri oluşuyor, var. Mesela gıda. Gıdada nano mühendisliğin ne işi var diyeceksiniz. Paketleme çok önemli şu anda. Dünya, yani çöpe gıda atmamamız lazım. Gittikçe önemli hale geliyor. Bunları doğru paketlememiz lazım. Paketleme malzemelerinde nano boyutta tasarım yaparsanız, yani paketlediğiniz şeyin içeriğini öyle bir oynuyorsunuz ki işte oksijeni çok daha yavaş geçiriyor. Dolayısıyla içindeki gıda bozulmuyor. Bütün bunlara kafa yormaya başladığınızda zaten nano mühendislik yapıyor oluyorsunuz.